Evet sevgili seyirciler, bugün Türkiye genelinde elektrikler kesildi. Türkiye elektriksiz kaldı. Hemen hemen bütün illerde. Yani net bir rakam veremeyeceğiz ama çünkü farklı farklı kaynaklardan gelen açıklamalar var. Şunu söyleyebiliriz. Türkiye'de aynı anda bu tarihe kadar genel bir elektrik kesintisi yaşanmamıştı. Bu ilk oldu. Akıllara pek çok soru işareti geldi dedik. Yetkililerden cevap aradık ama onlar da cevap vermeye çalıştılar ama net bir cevabı henüz veremediler. Neden oldu? Neden olmamalı bunlar? Bir büyükşehir belediyesinde yaşıyoruz. Sadece İstanbul, Ankara değil, Anadolu'nun en ücra köşesi de elektriksiz kaldı. Yavaş yavaş elektrikler gelmeye başladı. Belki bu yayını hala seyredemeyen pek çok ev var. Acaba neden oldu? Bunların hepsini Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Başkanı Beyza Metin'le konuşacağız. Bundan önceki ilk sistematik, yani sistematik demeyelim artık, yani bu kadar yoğun, birden fazla ili kapsayan kesinti ne zaman olmuştu en son? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz bizi yanınıza konuk ettiğiniz için. 2006 yılında Ege bölgesinde en son bu çapta değil 13 tane ili kapsayan bir elektrik kesintisi olmuştu. O elektrik kesintisi elektrik üretim, iletim ve dağıtımında özelleştirme politikalarının sonucu olarak olmuştu. Çünkü ticari kaygıyla o bölgedeki elektrik üretim tesisleri bir süre elektriği vermeyi reddetmişlerdi. Ve onun üzerine Oymapınar HES devreye girmemişti. Devreye girmediğin üzerine 13 ilde bu çapa yakın, yani yine bir bölgeyi kapsayan elektrik kesintisi olmuştu. Ama Türkiye tarihinde, bizim yakın tarihte bildiğimiz bu çapta bütün ülkede elektriği kesintisine neden olacak bir arıza olmamıştı. Bu en büyüğü. Evet, peki bir çeşitli iddialar üzerinde duruluyor. Mesela şimdi terör saldırısı, siber saldırılardan bahsediliyor ama dün bu elektrik dağıtım şirketlerinin başındaki olan, yetkili olan kurum Facebook sayfasından Avrupa'daki kaynak koptu diye bir açıklama yaptı zaten. Aslında bu bugünkü krizin bir habercisiydi. Tabii ki, yani bu tek başına dünle de açıklanabilecek bir şey değil. Biz Elektrik Mühendisleri Odası olarak yıllardır birçok enerji sempozyumu yapıyoruz. Enerji alanında elektrik iletim dağıtımına dair birçok sempozyum düzenliyoruz, kurultaylar düzenliyoruz ve belli çıktıları, belli raporları sunuyoruz. Bu geleceğe belli olan bir şeydi. Çünkü elektrik tekelden üretiminin, iletiminin ve dağıtımının tekelden yapılması ve tekelden planlanması gereken bir süreç. Baktığınızda bugün Enerji Bakanı dahi bir ülkede bu arzının neden kaynaklandığını şu an söyleyemiyorsa gerçekten burada bir eksiklik olduğunun göstergesi. Yani Avrupa ile olan enterkonekte hatta son 2-3 yıldır belli problemler olduğunu biz biliyoruz. Ha, Hollanda'da yani, yaşandı böyle bir kopukluk değil mi? 27 Mart mıydı tarihi? Yine böyle bir 3 saati 5 saati bulan bir sıkıntı yaşandı galiba. Türkiye ile Avrupa arasında evet. Böyle problemler var. Ve bu 2-3 yıldır yaşanıyor. Belli şikayetler var. Elektrik Mühendisleri Odası'nın bununla ilgili bizim yaptığımız açıklamalar var. Ve son 2-3 gün içerisinde anlık bir kopma olduğu bilgisi bizde var. Yani hali hazırda TEİAŞ'ın yapmış olduğu açıklamada da Bulgaristan hattında frekans kopmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Ne anlama geliyor şimdi Bulgaristan'da bir frekans koptuğu zaman? Yani diğer yerlere frekans, yüklenme oluyor. Türkiye'deki frekans da diğer hatlardaki frekansların farklı olmasından kaynaklı. Türkiye'de 50 Hz'tir ama bu 50 Hz frekans düşmesi 48 Hz ya da daha düşmüşse burada bir problem yaşanabilir. Başka da şeyler var. Enerji Bakanı'nın yapmış olduğu açıklama, işte Ege bölgesinde bir üretim santralinde yaşanan problemden kaynaklı işte olduğu söyleniyor. Bu da olabilir. Bir şekilde ülkenin herhangi bir yerinde büyük çapta üretim yapan bir üretim tesisiyle bir problem yaşandığında, orada bir arzı olduğunda oluşan arzı TEİAŞ karşılayamamış olabilir. Bunun dışında iletim hatlarında, iletim dağıtım iletim hatlarında, çünkü bu kadar ülke genelinde olan bir sorun dağıtımda olmadığını gösteriyor. Dağıtım olsa şu an işte 21 tane dağıtım şirketi var. Bunlardan herhangi birinde oluşacak bir sorundan kaynaklı olurdu. Bizim gözlemimiz iletim hattında olduğuna dair, çünkü tüm ülkeye. Yani bu Ege'de olan bir sıkıntı domino taşı gibi bütün ülkeye yayılıyor dedik. Yani nasıl bir sistem işliyor? Şimdi yani böyle bir devreleri düşünelim arka arkaya. Bir tanesi böyle bir kolye gibi, zincir gibi, bir tanesi de bir problem olduğu zaman ondaki aşırı, mesela bir yük aşırı yüklenmeden kaynaklı. Örneğin bir
yerden bir besleme var. O çıktığı noktada bütün sistemi etkiler. Yani orası iptal olduğu zaman diğer yerlere yükleme fazlalaşıyor. Tabii, bu da şey yapmıyor. Bu olan, bu olması gereken bu değildir. Yani tüm Avrupa ülkelerinde ve Türkiye'de de olabilecek bir şekilde TEİAŞ'ın, yani ülkenin kamu kurumlarının bütün bunları planlaması gerekir. Planlayabilir de. Otomasyon sistemleri inanılmaz şekilde gelişmiş durumda. Senkronizasyon projeleriyle bunlar karşılanabilirken tamamen plansızlıktan kaynaklı, tamamen yatırım yapılmamasından kaynaklı biz bu sorunlarla karşı karşıyayız. Bu yatırım nasıl bir yatırım? Yani çok maliyeti yüksek bir yatırım mı? Plansızlık diyoruz. Bunda sadece yatırımın dışında dağıtıcı şirketlerin de ne kadar payı var? Onu biraz açalım. Tabii ki var. Bakın, elektrik, biz işte iletişimin, işte elektriğin, su vesaire hizmetlerinin kamu eliyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü doğası gereği üretiyorsunuz, ürettikten sonra onun iletilmesi ve dağıtılması süreçleri var. Bugün Enerji Bakanı'nın tam anlamıyla neden kaynaklandığını söyleyememesi, yani ülkenin burada nasıl yöneteceğini, ne olduğunu bilmediği anlamına geliyor. Yani düşünsenize, böyle bir durumda bütün olağanüstü bir durum olmadan bir ülkede neredeyse bir güne yakın belli bölgeler elektriksiz kalabiliyorsa, tüm ülkede birden herhangi bir felaket, afet anında nasıl bir durumla karşı karşıya geleceğiz? En son deprem zamanı kadar elektriksiz kalmıştık tabii herhalde, bu kadar, değil mi? O da tüm ülkede değil. Yani burada sağlıklı bir planlama yapılmadığı, ki şöyle bir şey var, belki elektrik faturaları ile ilgili bizim yine yapmış olduğumuz bir gizli zam açıklaması vardı. Evet. Yani şöyle, iletime ayrılan payda düşüş yapılıyor kamu tarafına, dağıtım şirketlerinin paylarında artış yapılıyor. Vatandaşın cebine aslında yansıyan çok bir zam görünmüyor. Ama dağıtım şirketlerine, iletime verilmesi gereken pay dağıtım şirketlerine, özel şirketlere aktarılıyor. Ne oluyor? Bu alanda kamunun kaynakları azalıyor. Kamunun kaynakları azaldığı için bu alanda yatırımlar yapılamıyor ve böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz. Yalnız hani belli, sadece işte hatlardaki, belli hatlardaki problemlerden kaynaklı olsaydı tüm ülkede birden olmazdı bu. İktidarın enerji politikasının aslında çöktüğünün fotoğrafıdır. Yani bunun yönetilemez hale geldiğinin fotoğrafıdır. Düşünün ki 3 tane kurum, TEİAŞ bu alandaki kamu kurumu başka bir açıklama yapıyor. Başbakan, Sayın Başbakan başka bir açıklama yapıyor. Enerji Bakanı başka bir açıklama yapıyor. Yani bu son derece üzüntü verici bizim açımızdan. Yani burada yarın sabah şununla uyanabiliriz. Bu dönem işte Sinop'taki nükleer santralin Japonlarla işte anlaşması söz konusu, işte televizyonlarda i̇şte Akkuyu ile ilgili bizim de dava açtığımız. Bu sistem bize yetmiyor, nükleer tabii, artık şart değil. Tabii, yani böyle bir aynı dönemde olması manidar. Tabii ki bu bundan kaynaklı olmuştur diyemiyoruz ama bu eğer ki bu plansızlık devam ettiği sürece, ki biz elektrik mühendisleri odası olarak nükleer santrallere karşı olduğumuzu bütün verileriyle birlikte söylüyoruz. Özellikle işte Türkiye'nin en büyük yatırımı şeklinde yapılan reklamlarda Türkiye'nin değil, örneğin Akkuyu'daki nükleeri savunanlar açısından bile düşündüğünüzde Rusya'nın bir nükleer santrali ve Rus kaynakları, yakıtlar açısından da Rusya'ya bağlı bir nükleer santrali olacak. Yani değil, bu planla, bu bakış açısıyla 10 tane nükleer santral kurulsa dahi biz bunlarla karşı karşıya kalacağız. Ve bu, diyorsunuz ki bu sistemden kaynaklanan bir problem. Sistemden kaynaklı, ve bu yarın da hemen kaynaklı halledilecek bir şey değil. O zaman biz uyandığımız zaman elektriksiz kalmaya, ne bileyim metroya bindiğimiz zaman yolun ortasında kalıp yürümeye her an hazırlıklı olmalıyız anlamına geliyor. Hazırlıklı olmalıyız ki bu alanda yatırılacak yatırımlar, bakın ülkenin sanayisi açısından bu süreçteki kayıp $1 milyon. Baktığınızda hani bu alana yapılacak yatırımlar ve bu öyle kesintiler olduğu zaman karşılığında ülkenin, tüm ülkenin ödediği bedele baktığınız zaman aslında arasında dağlar kadar bir fark var. Evet. Yani bir şekilde bu sektörde belli şirketlere belli aktarımları yapılmasa, daha planlı şekilde işlese biz bunlarla karşı karşıya kalmayacağız. Tam anlamıyla bir akil şekilde teknik insanlarla birlikte bunun kurumları, yani biz elektrik mühendisleri odası olarak bunun bir tarafıyız. Bu konudaki bütün birikimimizi sağlamaya hazırız. Bakın şeyi bırakalım, bugünkü kesintiyi bırakalım.
Türkiye'de elektrik iletim ve dağıtım hatlarındaki toplam kayıp oranı, kayıp ve kaçak oranı, ki bunun çoğunluğuna kaçak deniyor, o da sanki hepsini doğudaki vatandaşlar kullanıyormuş şeklinde evet. söleniyor ama böyle değil. Bunun büyük oranı iletim hatlarındaki kayıplardır, taşıma sürecindeki. Burada %17-18 civarında, yani Enerji Bakanlığı'nın açıkladığı %15 ve üzeri, biz %20'lere yakın olduğunu düşünüyoruz. Bu Avrupa'da %7-8 oranında, yani %10 gibi bir kayıp var fazladan. Ve düşünün ki Akkuyu'daki nükleer santrale yapıldığında en son verilere göre %5'ini karşılayacaktı Türkiye'deki elektrik enerji ihtiyacı. İki nükleer santral karşılığında kaçak elektrik var. Yani kayıp elektrik var. Kaçak değil. Kayıp. Fazladan kayıp. Ya zaten doğası gereği bir miktar kayıp olacaktır. Isınmadan ve benzeri işte teller üzerinde, ama burada işte eski olduğu için, gerekli yatırımların yapılmadığı için böyle fazladan bizim orada elektrik kaybımız oluyor. Peki denetlenmesi oluyor. Gerekmiyor mu buraların? Yani siz çünkü mutlaka elektrik mühendisleri odası olarak biliyorsunuzdur. Olması gerekenleri biliyorsunuzdur en azından. Ne kadar sürede denetlenmesi gerekiyor? Yani çünkü maden ocakları çöküyor, ondan sonra ortaya çıkıyor denetimsiz oldukları. Elektrik de önemli bir konu. Evet. Ne kadar yeterli oldukları, ki bugün artık yetmedikleri çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ne kadar sürede bir denetlenmeli? Bunları kimler yapıyor? Kimler yapmalı? Bunları elektrik, mesela işte biz bağımsız bir kurumuz. Aslında anayasayla kurulmuş bir kurum, Elektrik Mühendisleri Odası, ama ne hiçbir hükümete, hiçbir yere bağlı değildir. Özerktir yapısal olarak, maddi olarak da özerktir. Elektrik Mühendisleri Odası'nın kamudaki belli kurumların planlamadan sorumlu, kapatılan, hatta biliyorsunuz birçok kurumun denetiminde olması gerekir. Yalnız öyle bir durumda ki, düşünün mesela dağıtım şirketlerinin kayıp oranlarını azaltmaları gibi sözleşmeler de var. Kayıp oranlarını azaltamadıkları durumlarda işte çünkü bir bedel, bir cezalandırma gerekiyor. Onu kapatmak için başka kalemlerden artırılıyor. Yani bırakın denetimi, denetimsizliğin önü açılıyor. Yani düşünün, şu an mecliste bir yasa tasarısı var. Biliyorsunuz bu kayıp kaçak oranlarını evet. ödeyen belli vatandaşlar dava açmışlardı ve o paraları geri almışlardı. Geri alma hakkını kazanmışlardı. Şu an biliyoruz ki mecliste belli dağıtım şirketleri, ki bu dağıtım şirketlerinin aynı zamanda üretim tesisleri de var. Belli lobilerle, belli kulislerle bir şekilde bu ödenen paraları dahi geri almaya çalışıyorlar. Çünkü mahkeme masraflarını dahi bütün vatandaşların faturasına yansıtmaya çalışıyorlar. Yani böyle bir bakış açısıyla olduğu noktada biz toplam sağlıklı bir planlamayı bekleyemeyiz çok ne yazık ki. Çok tartışmalı iddialar vardı. Çok tartışmalı. Yani mesela hala da devam ediyor. Faturalardan tutun da başka şeylere kadar. Son dönemlerde özellikle bu kadar yoğun olmasa bile gün içerisinde çok sık elektrik kesintilerinin olduğuna dair eminim hepimizin bir takım şeyleri var, tecrübeleri var. Yani şöyle söyleyelim, mesela özelleştirme hangi gerekçelerle yapıldı? İşte kaliteyi artıracağız, ucuzlattıracağız, belli problemleri yaşamayacağız ve benzeri gerekçelerle olduğu durumda baktığınızda cebimize yansıyan fatura artıyor. Daha fazla kesintiyle karşı karşıya kalıyoruz ve kamu dağıtım kısmına karışamıyor ve müdahale edemiyor. Ve kimlere özelleştirildiği konusunda da şüpheler vardı. Tabii ki onu da altını çizelim. Yani bu arada kasasında milyon dolarlarla, kasasındaki paralar alınmadan özelleştirilen şirketler var. Biz bunların hepsini kamuoyuyla paylaştık. Yani bütün binaları yenilenip sıfırlanıp daha sonra özelleştirme sürecine girdi. Yani bunları odamız birçok kez kamuoyuyla paylaştı zaten. Elektrik Mühendisleri Odası'nın bugün bu kesintilerle ilgili iki tane iddiası var. Birincisiyle ilk olarak başlayalım isterseniz. Bazı özel santrallerin ucuz olduğu için elektriği satmaktan vazgeçtiği ya da satmadığı yönünde ve bir takım problemlerin de bundan kaynaklandığı yönünde ilk iddia. Bu ne anlama geliyor? Yani bu santraller satıp satmama konusunda özgür mü? Neden satmıyor? Bu olasılıklardan biri olarak tarif ediyor. Bu iddia değil. Şu şekilde yaptı odamız açıklamayı. 5 tane madde koydu. Şu nedenlerden olabilir. Kaynaklı bu kesintiler olabilir dedi. Bu örneğin 2006 yılında işte programın başında bahsettiğim 13 ilde olan kesinti böyle bir kesintiydi. Çünkü enerjiyi siz piyasalaştırırsanız, enerjiyi borsa haline getirirseniz, alınıp satılır bir şey haline getirirseniz, ülkenin kamu güvenliğini de ifade eden bir alanda
şeyde vermediği zaman, size elektrik üretimini reddettiği zaman, sizin de bunu karşılayacak yeterli teknolojiniz ve sistemde yedek yükleriniz, yedek güçleriniz olmadığı zaman, ki bunun plansız olduğunu söyledik, özel sektöre bağımlı olduğunuz zaman bununla karşı karşıya kalırsınız. Zaten böyle hakları var ki 2006 evet. yılında biz bu sıkıntıyı yaşadık. Oradaki devreye girmesi gereken HES de girmeyince 2006'da 6 ila 11 saat arasında 13 ilde kesintiler gerçekleşti. Bir diğer iddia da Avrupa Birliği Türkiye'yi gözden çıkardı. Çünkü Türkiye'de üretilen elektriğin kalitesiz olduğu yönünde. Enterconnect sistem mi? Evet, en azından voltaj düşümü, artışı, onda bir standart yakalanmadığıyla mı alakalı? Bununla alakalı oradaki iddia da interconnect sistemde oluşan bir problem, bir arızadan kaynaklı olduğu şeklinde. Yani Avrupa Birliği bunu kesti şeklinde bir şey değil. Ama AB ülkelerinde, yani burada interconnect sistemde olan problemlerin den kaynaklı sıkıntı olduğu, şikayet olduğu bilgisi bizde mevcut. Zaten birkaç gün içerisinde anlık kopmalar yaşanmış. Yani TİAŞ'ın burada TİAŞ'ın yapmış olduğu açıklama gerçekten olabilir bir açıklama. Ama işte enteresan olan Enerji Bakanı, Başbakanın ve TİAŞ'ın farklı farklı şeyler söylemesi. Bir ülkede Enerji Bakanı söyleyemiyorsa nereden kaynaklı olduğunu bu problemin, hiç kimse söyleyemez ve söyleyemediği gerçekten alana hakim olunmadığını gösteriyor. Evet, peki Beyza Hanım, şimdi bu bir gün de sürebilirdi, üç gün de sürebilirdi. Amerika Birleşik Devletleri'nde olduğu gibi, şeyde olduğu gibi bu dünyanın her yerinde olabiliyor bazen. Ama açıklama yapıldıktan sonra, bilmeyenler için söyleyelim. Çünkü ben de elektronik ve haberleşme mühendisliği eğitimi aldım. Bu konuda evet fikrim var ama bizi izleyen izleyicilerimiz bu kadar teknik bilgiye sahip olamayabilir. Mesela açıklama yapıldıktan sonra şu anda çalışmalara başlıyoruz denildikten bir saat sonra evet ufak ufak elektrikler gelmeye başladı. Bu nasıl işliyor? Yani bir aç kapa sistemi midir bu dediğimiz santraller, tesisler? Hemen böyle bir açıklama yapıldıktan sonra bakıyoruz, ilgileniyoruz denildikten sonra nasıldır yani bunun tamiri, nasıl işler? Bir yani küçük bir alanda olsa daha kısa zaman diliminde bunlar çözülebilir ama tüm ülkeyi bu şekilde etkileyecek bir arıza, ki bu sonrasında başka arızalara da neden olabilir, birkaç saat içerisinde çözülemez. Yani şu an bizim de işte sizlerden öğrendiğimiz ve meslektaşlarımızdaki oluşan ağdan öğrendiğimiz kadarıyla Ankara, İstanbul'da %15 civarında, evet. işte İzmir'in belli bölgelerinde, yavaş, işte belli yavaş, büyük yavaş, illerde yavaş yavaş verildiği bir bilgisi Van var. Hariç, o da çünkü İran'dan. İşte evet, Van'da olmadığı söyleniyor. Ve bunun yarını bulacağını düşünüyoruz biz. Ki yani böyle bir arıza olduğunda ona gerekli müdahaleleri yapabilecek teknik kadro da yok. Yani baktığınızda tamamen özelleştirme politikaları dolayısıyla kadroların azaldığı bir noktada, yani kamuya mühendis alımına bakarsanız çok az. Evet. Yani buralardaki yetişmiş eleman sayısı da çok az. RG'ye zaten bütçeyi düşünürsek şey zaten verilmiyor. Yeni bir şey üretilmiyor. Zaten dağıtım şirketleri kayıp kaçak oranını da vatandaşa yansıtabildiği için orada da yatırım yapmıyor. Yani bir merkezde olan büyük bir arızadan sonra oluşabilecek diğer arızaları da şeyi önümüzdeki günlerde göreceğiz. Nedir bunun çıktısı, nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağız. Ama muhtemelen yarına kadar tüm ülkeye elektrik her bir köşeye verilemeyebilir. Evet, peki Beyza Hanım, bir de siber saldırı olasılığından bahsediliyor. Mümkün müdür bu, nasıl olabilir? Yani uzaktan bir kontrol sistemine girmek hackerlar tarafından mümkün müdür? Biraz böyle bir komplo teorisi gibi geliyor ama. Yani bu konuda işin açıkçası çok hakim değilim. Ama siber, yani bütün işte terör saldırıları ve benzeri gibi ve aynı söylemler var. Bunun çok olsa bu kadar süre gizlenilebilecek bir şey olmadığını çünkü düşünüyorum. Ben güvenlik sistemlerinin de çok sağlam olduğu konusunda tabii ki değildir ama bir siber saldırı yapılsa değil. Düşünün ki siz ülkede herhangi bir yerde bir örgüt, ki bugün de biliyorsunuz bir işte adliyede bir böyle benzer bir vaka var, bunu ifade eder. Bunun duyurulmasını ister. Yani düşünün ki siber saldırı yaptı, Türkiye Cumhuriyeti'nin elektrik şebekesini çökertti. Bunu açıklardı zaten böyle bir örgüt olsa bunu yapsa. Ben bunun ihtimal dahilinde olmadığını düşünüyorum bugün itibariyle.
Zaten bütün birçok yerde otomasyon tek bir elden olmadığı için de bunun bana çok gerçekçi gelmiyor. Zaten olsa da çoktan bu açıklama yapılmış olurdu. Bana biraz zaman kazanmak için yapılmış bir açıklama gibi geliyor. Son bir soru soracağım ama onun öncesinde bugün biraz tüketicilerle ilgili ne tür hakları var onları hatırlatmak için bir araştırma yaptığınız zaman en son EPDK'nın yeni düzenlemesine göre eğer bu kesinti sevgili seyirciler 3 saati değil 12 saati geçerse ki hala bazı bölgelerde elektrik olmadığını biliyoruz. Onlar bizi izleyemiyorlar ama buradan en azından bizi izleyebilenlere bundan sonra böyle bir şey başlarına geldiği zaman 12 saati geçtiği zaman dağıtım şirketleri hane başına 50 lira ödemek zorunda, tazminat ödemek zorunda. Bunun kapısı açılıyor. 50 ile 100 lira arasında değişen bir tazminattan bahsediliyor. Tabii ki bu 50 lira sizin dolabınızdaki kaybettiğiniz yiyecekleri, içecekleri tabii ki karşılamaz ama 35 milyon hanenin olduğunu düşünürsek Türkiye genelinde ki bugün herhalde bundan etkilenen bir 20 milyon vardır öyle tahmin ediyorum çok net olmamakla birlikte bunun geri karşılığı milyar Türk liralarına gelebiliyor. Yani bir hane için 50 lira pek bir şey ifade etmeyebilir ama 20 milyonun düşündüğümüz zaman bayağı büyük miktarlar. Ve Güney Kore'de de 2011 yılında benzer bir olay yaşanmıştı. Elektriklerin aniden kesilmesi sonrasında Bilgi Ekonomisi Bakanı istifa etmiş. Şimdi hadi canım ne gerek var diyebilir bazıları ama değil mi? Yani bence Enerji Bakanımız Soma'dan sonra da istifa etmeliydi. Yani herhangi bir Avrupa ülkesinde ki Elektrik Mühendisler Odası 6 ay süreyle bir meslekten men verdi bir meslektaş olarak meslekten men verilmiş bir mühendistir şu an itibariyle kendisi. Zaten çoktan istifa etmeleri gerekirdi. Yani bu süreç bırakın başka bir ülkede olsa bunun çok daha işte 1/4, 1/5 oranında böyle bir problem olsa daha istifa etmesi gerekirken. Zaten bugün ülkenin %80'inin bu durumda olduğu bir noktada Enerji Bakanımızın istifa etmesi bizce gereklidir. Zaten daha evvel Soma'da bunun olması gerekirdi diye düşünüyorum. Bir de tüketicilere ilgilendiren yine bir vatandaşları ilgilendiren bir başka soru sorayım size. Şimdi elektrik bir anda gittiği için tabii bir anda da tekrar yüklendiği için çok büyük genel bir alana bazı eşyalarda değil mi sıkıntılar yaşanabiliyor. Özellikle telefonlarda, elektrikli cihazlarda, mikrodalga fırınlarda ne yapmaları gerekiyor? Elektrik gelene kadar fişten mi çıkaracaklar? Ne yapacaklar? Çünkü bir yandan da ürünlerini korumak zorundalar. Yani elektrik kesintilerinde belli dengesiz durumlar açısından işte beyaz eşyalarında problemler yaşanabilir. Ama bu işte elektrik kesildi, tekrar geldi, bu her zaman aynı şeyi verecek değildir. Bu çünkü uzun süre kesildi ya da hepsi kesildi, geri geldi gibi net bir şey söylenemez ama ilçeden ilçeye hani değiştiği zaman geri dönüşünde daha az yoğun bir şekilde tabii geliyor. Stabil tabii hale gelene kadar belki işte belli beyaz, bu sürekli çalışan beyaz eşyalarının fişlerini çekebilirler. Onun dışında zaten çalışmadığı durumda hani on-off tuşu basılı olduğu durumda bir etki yaratmaz, ters bir etki yaratmaz. Ama zaten elektrik kesintilerinden kaynaklı o tesisat problemleri ve yine enerjinin kalitesinin kötü olmasından kaynaklı belli arızalar yaşanabilir. 3 saat sonra elektrikler gelmeye başladı. Siz ne kadar bir kayıp öngörüyorsunuz Türkiye genelinde maddi anlamda? Öyle bir rakam çalışmamız henüz olmadı. Çünkü gün boyu bu gelişmeleri izledik. Benim öyle bir rakam bilgim yok şu an. Beyza Metin çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Umarız aynı aksaklıkla karşılaşmayız. Umarız sizin önerdiğiniz bir takım tavsiyeler hayata geçer en kısa zamanda. Çünkü vatandaş mağdur oldu ve bu süreçte de tabii sosyal medyanın gücü de konuşuldu. Değil mi? Elektriği olmayanlar cep telefonlarına sarıldılar ve son gelişmeleri sosyal medya üzerinden aldılar. Çünkü bizleri izleyemediler. Her evde, her bulunan elektriğin olduğu yerde jeneratör de olmadığı için onlar da cep telefonlarıyla bir süre idare etmek durumunda kaldı. Ben özellikle bu alandaki kamu kurumu, yarı kamu kurumu olan EMO'ya söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Çünkü mecliste şimdi yine mecliste olan bir yasa taslağı var TMMOB ile ilgili.
bizim de birçok noktada bu yaptığımız açıklamalar, teknik açıklamalar engellenmek isteniyor. Bir şekilde bir taraf edinmek isteniyoruz. Bu yüzden bize çok fazla söz verilmiyor. Biz bütün iktidarlara aynı mesafede olmamıza rağmen yanlışları söylediğimiz için bizim de sesimiz kısılmaya çalışılıyor. Bize söz verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.